أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın takviyesine, istikametimizin yükselmesine, yücelmesine, günahlarımızın affına, kardeşçe birbirimize sarılabilmemize, ruzu mahşerde bize lazım olan azığımızı hazırlamamıza Rabbim vesile eylesin. Kıymetli dostlarım, kardeşlerim, geçenki toplantımızda, bir araya gelişimizde sabırla ilgili değerlendirmeler yapmıştık kısmen. Bugünkü dersimizde de şükürle ilgili değerlendirme yapacağız inşallah. Evvela şunu ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Es-Sa'idübillah İ'melû âle Davûde şükrâ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ buyuruyor. Davud Aleyhisselam'a peygamberler içerisinde Cenab-ı Hak farklı özellikler, güzellikler vermiştir. Biliyorsunuz demiri eliyle beraber istediği gibi demire hükmeden ve onunla beraber zırh, mırh vesaire gerçekleştiren bir peygamberdi Davud Aleyhisselam. Cenab-ı Hak ona bir takım fezail ve kemalatı diğerlerinden farklı olarak verdi. Ve i'melu âle Davud'e, ey Davud Aleyhisselam ve onun ehli, siz amel edin. İ'melu âle Davud'e şükra. Yani şükür görevinizi yerine getirmek için yapılması gerekenleri yapın diyor. Yani ben size nimet verdim, iyilikleri yaptım. Siz de bunların karşısında şükür görevinizi yapmanız gerekiyor, şükredin. Dedikten sonra şu cümle çok önemli. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Kullarımın içerisinde gerçekten şükredenler azdır diyor. Cenab-ı Hak ta Davud Aleyhisselam'a kulların içerisinden kendisine şükreden, nimetlerini takdir edip teşekkür edenin az olduğunu söylüyor. Ve Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a söylediği bu cümleyi Kur'an-ı Kerim'e ayet olarak önümüze koyuyor. Hem Davud Aleyhisselam'a söylenmiş, hem de bizim Kur'an'a ayet olarak yerleşince Rabbimiz Celle Celaluhu aynı şeyi bize de söylemiş oluyor. Kullarımın içerisinde şükredenler çok azdır. Adamın bir tanesi gider bir hoca efendiye, durumunun iyi olmadığından, ekonomik sıkıntı içerisinde olduğundan, fakr-ı zaruretinden şikayet eder. Ağlar durur. Hoca efendi kendisine der ki, ben sana soru sorayım, sen cevap ver. İki gözün olmasa ancak 100.000 doların olsa, o zaman dinar diyordu, ben dolar diyeyim. 100.000 doların olsa razı mısın? Yok, razı değilim. Peki. İki elin kesik olsa, 100.000 doların olsa razı mısın? Hayır, değilim. İki ayağın kesik olsa ama 100.000 doların olsa razı mısın? Değilim. Peki, konuşma kabiliyetini kaybetsen ama 100.000 doların olsa razı mısın? Değilim. Son bir soru sorayım sana. Aklını kaybetsen, delirsen ama paran 100.000 dolar paran olsa kabul eder, razı mısın? Değilim dedi. Şimdi anladım hocam dedi. Ben zenginmişim de farkında değilim. Yani elimizde 100.000 dolar ne ki? Dolarlarla, altınlarla ifade edilemeyecek değerlerimiz var. Bu değerler varken insan farkında olmuyor. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kullarımın içerisinde bana şükredenler azdır diyor. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de zikredilen isimleri var. Bu isimlerinden birisi de Şakir, birisi de Şekürdür.
Yani Allah şekur. İnnehu gafurun şekur. Allah ziyade bağışlayıcıdır ve şekurdur. Şekur kelimesi Allah'a izafe edildiği zaman, Allah'ın ismi olduğu zaman şükredenin şükrünü bilir ve kabul eder demektir. Şükredenin şükrünü bilir ve kabul eder. Teşekkür edene Allah da teşekkür eder. Cenab-ı Hak kendisine teşekkür edene kendisi de teşekkür ediyor. Sen ki takdir ettin benim verdiğim nimeti, ben de sana teşekkür ederim der. Allahu Teala'nın bir ismi Şakir, bir ismi de Şekur'dur. Dolayısıyla şükreden kişiye de Şakir denir. Veya çok şükrediyorsa, kula şekür dendiği zaman, kulun adı olduğu zaman çok şükreden demektir. Allah'ın adı olduğu zaman şükürleri kabul eden demektir. Şimdi kıymetli dostlar, evvela şükür Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir isim olduğunu söyledik. Ondan sonra da şükür peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'dan bahsederken ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا 950 sene Allah için mücadele veren bir peygamberi Allah Celle Celaluhu bize överken diyor ki o bize çok şükreden kulumuzdu. Yani halbuki Nuh Aleyhisselam'ın yediği dayaklar, Allah yolunda yediği tekmeler öldü diye vura 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 öldü diye bırakmışlardır onu. Bu bir defa iki defa değil yani. 950 senelik bir mücadelede Nuh Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de överken nesiyle övüyor onu? İnnehu kâne abden şekûrâ. Şüphesiz o çok şükreden bir kul idi diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın dostu olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ben İbrahim Aleyhisselam'ı dost edindim dediğini biliyoruz. Ateşe atılırken ortaya koyduğu sabır ve tevekkülün ne kadar mükemmel olduğunu, oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kesmekle karşı karşıya kaldığı zaman ortaya koyduğu performansın, fedakarlığın kolay kolay kimsenin yapamayacağı bir şey olduğunu biliyoruz. Ancak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı bizi överken şakiran li en'umi, Allah'ın verdiği nimetlere şükreden bahtiyar bir kuldu be. Yani Cenab-ı Hak peygamberlerini överken onlarda bulunan Allah-u Teala'nın en çok beğendiği sıfatlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca şükür dediğimizde Allah-u Teala'nın biz kullarına da talimatıdır. Nasıl talimatıdır? فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Kullarım bir, beni hatırlayın. فَذْكُرُونِي Beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Siz bana değer verin, ben de size değer vereyim. Benim size ihtiyacım yok, sizin bana ihtiyacınız var ama siz bana değer verirseniz ben de size değer veririm. Bir. İkinci talimatım veşkuruli, bana teşekkür edin, şükredin. Ve la tekfurun, küfretmeyin. Kıymetli dostlar, şükür, küfür aynı kalıpta kelimeli, iki kelimedir. Şükrün zıttı küfürdür. Küfür, gavurluk anlamında kullanıldığı gibi nankörlük anlamında da kullanılır. Dolayısıyla kafirler Cenab-ı Hakk'ın nimetleri karşısında tamamen nankör oldukları için onlara kafir denmiştir. Normalde kafir nankör demektir. Kefur çok nankör demektir. Küfür de nankörlük demektir. Diyor ki Allah Celle Celaluhu kullarım beni zikredin. Ben de sizi zikredeyim. Siz bana değer verin ben de size değer vereyim. Siz bana şükredin, sakın nankörlük yapmayın diyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede neyi görüyoruz? Rabbimizin biz kullarına şükretmeyi talimat olarak verdiğini görüyoruz. Ayrıca Lokman suresinde وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ Biz insana, annesine babasına iyi davranmasını emrettik. Zira annesi onu zor şartlarda hamile olmuştur, taşımıştır, doğurmuştur, hizmetini yapmıştır, emzirmiştir. İki sene çok ciddi ve zor hizmet yapan annesi elbette ihsana, iyi davranılmaya layık birisidir. اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْهِ
biz kulumuza, insanoğluna hem bana teşekkür et hem de annene babana teşekkür et talimatını verdik diyor Lokman Aleyhisselam Lokman Suresi'nde. Demek ki enişkürli ve livalidek insan annesine babasına mutlaka teşekkür etmeli. Annesine babasına teşekkür etmekten önce Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kulum önce bana şükret diyor. Sonra da buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu ve men yeşkur fe innema yeşkuru li nefsi. Bir insan eğer Cenab-ı Hakk'a şükrediyorsa kendi menfaati için şükrediyor. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Demek ki zikrettiğimiz zaman karı bize ait. Şükrettiğimiz zaman karı bize ait. Şöyle bir tabir vardır kıymetli dostlar. Şöyle daha doğrusu şöyle bir değerlendirme var. Cenab-ı Hakk'ın sana ne kadar değer verdiğini öğrenmek ister misin? Sen Allah'a ne kadar değer veriyorsan o da sana o kadar değer veriyor. Bir ölçü bu. Allah beni seviyor mu? Allah bana değer veriyor mu? Allah'ın nezdinde benim değerim nedir? Lafla değil, gerçekten hayatında Cenab-ı Hakk'ın değeri ne kadarsa senin de Cenab-ı Hakk'ın nezdinde değerin o kadardır kıymetli dostlar. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri sadece bizlere değil, peygamberlere bile şükretmeyi emretmiştir. Musa Aleyhisselam'a inni istafaytuke alennâsi, ben seni insanlara peygamber olarak seçtim. Fehud mâ âteytuke, verdiğim emir ve talimatı al, uygula. Bir de veküm mine şakirin, şükredeceksin. Şükredeceksin. Şükredenlerden olacaksın, başka çaresi yoktur. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak bize verdiği nimetlerden dolayı bizden şükür beklediğini يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا şu ayetlerde çok açık olarak görüyoruz. Ey iman edenler! كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ size verdiğimiz rızıklardan kullanın. Yiyin, için helal olsun. Ancak وَشْكُرُوا Veşkurullah, Allah'a şükredin, inküntüm iyyâhu tâbidin. Siz Allah'ı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Bu nimetleri veren Allah'tır, biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Öyleyse bizim verdiğimiz rızıklardan istifade edin ama mutlaka şükredin diyor Rabbimiz. Bir başka ayet-i kerimesi Yasin'de bilirsiniz ve ayetül lehumul ardu meyte. Yani ölü bir arazi diyor Cenab-ı Hak. Bir düşünün bakalım. Sonbaharda ve kışın tamamen ölmüş bir araziyi yazın ilkbaharda biz ne yapıyoruz? Yeniden diriltiyoruz. Ondan hurmalar, üzümler, elmalar, domatesler, armutlar, meyveler, sebzeler yetişiyor. Pınarlar akıyor. لِيَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُ اَيْد۪يهِمْ Kullarımız yesinler. İhtiyaçlarını görsünler. Bunları kendi elleri yapmadı hoş. Bunları Allah yarattı. Dedikten sonra اَفَلَا يَشْكُرُونَ Şükretmeyecekler mi? Bu nimetleri yiyecekler ama şükretmeyecekler mi? Yani şükretmelidirler diyor. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde şükrün bize neler sağlayabileceğini kısa kısa ifadelerle nasıl beyan ettiğini veya Efendimizin nasıl beyan ettiğini görelim. Bir defa biz şükreden bir kul olduğumuz zaman kazanacağımız en güzel zenginliklerden birisi Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Zümer Suresi'nin 7. ayeti kerimesinde وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ Eğer Allah'a şükrederseniz Allah sizden razı olur. O şükrünüzü kabul eder ve şükrünüzden dolayı Allah razı olur. Bilirsiniz, çok duymuşsunuzdur. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٍ Allah-u Teala'nın kulundan azıcık razı olması kul için en büyük nimettir, en büyük devlettir. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Ya eyyetühen nefsül mutmainneh irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. İbadetlerinde, imanında, Allah'a karşı vazifelerinde itminanı yakalamış, üstün dereceyi yakalamış olan insana Cenab-ı Hak sonunda
Haydi kulum be. Gir bakayım cennete. Ben senden razıyım. Sen de benden razı olduğun halde hadi gir cennete diyecektir. Rabbim bu hitaba muhatap olabilmeyi her birimize nasip eylesin. Şimdi şükrün faydalarını sayalım. Daha sonra da şükrün nasıl yapılabileceği konusunda efendim müzakere etmiş olacağız. Diyelim ki arkadaşlar şükür bir, Cenab-ı Hakk'ın bizden razı olmasına sebep olur. Bu bizim için en büyük nimet ve en büyük devlettir. İkincisi, arkadaşlar şükür azaptan insanları koruyan kasko, sigorta, kalkan ne derseniz emandır diyelim biz Arapçada. Nasıl emandır? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, Estaizu billah, مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ Kullarım, eğer siz bana şükrederseniz, iman edip bana şükrederseniz, ben size niye azap edeyim ki? Şimdi Allah Celle Celaluhu azabını iki şey sebebiyle anlamsız olarak ifade ediyor. Ben niye azap edeyim? Etmem yani. Eğer sizde bir iman varsa bir de şükür varsa, bu ikisi varsa ben niye azap edeyim size? Eğer ben size azap ediyorsam ya imanınız yok ya şükrünüz yok. Ondan dolayı azap ederim diyor. Demek ki şükredince Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanıyoruz. Şükredince nereden emin oluyoruz? Allah'ın azabından emin oluyoruz. Kıymetli dostlar, İbrahim Suresi'nin 7. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükürle ilgili diyor ki Allah Celle Celaluhu, vallahi kesinlikle söylüyorum, eğer siz şükrederseniz ben nimetlerimi artıracağım size. Yeminle Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. Yani şükür nimetlerin artmasına sebeptir. Eğer bizim nimetlerimiz artmıyorsa Allah yalan söylemez, haşa. Biz şükredemiyoruz, biz şükretmiyoruz demektir. Şükrü beceremiyoruz demektir. Arapçada şöyle bir ifade var. Eşşükrü gaydun linni'metil hâdıra ve saydun linni'metil âtiye. Yani şükür, var olan nimeti koruma altına alır, elde etmek istediğin nimeti de avı gönderir. Onu da avlar yani. Olanı korur, efendim, olmayanın da avcılığını yapar, onu da temin eder. Efendim, bu ayeti kerimeden alınmıştır bu. Yani ayeti kerimede Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Artıracağım diyor. Kesinlikle artıracağım diyor. Demek ki şükür Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmamıza sebeptir bir. İkincisi neydi ya? Allah-u Teala'nın azabından emniyeti sağlar. Üçüncüsü, var olan nimetlerimizin kesinlikle artmasına sebep olur. Bu konuda hikayeler ve kıssalar da vardır, örnekler de vardır. Her birimiz de hayatında bunun örneklerini kendi hayatında da canlı canlı bulmuş olabilir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh der ki, اِنَّ اللّٰهَ لَيُمَتِّعُ بِالنِّعْمَةِ مَا شَاءَ Cenab-ı Hak dilediği kadar kuluna nimet verir. Kul hak ettiğinden dolayı değil. Cenab-ı Hak dilediği kadar verir. فَاِذَا لَمْ يَشْكُرْ عَلَيْهَا قَلَبَهَا عَذَابًا Kul ona şükretmezse Allah o nimeti azaba çevirir. Ondan sonra başlar ağrılar, sancılar veya sıkıntılar, ızdıraplar başlar. وَلْهَذَا كَانُوا يُسَمُّونَ اَشْشُكْرَ الْحَافِظِ Eskiler, alimler şükre hafız derlerdi. Hafız koruyucu demektir. Şükür insanı belalardan da koruduğu için adına ne demişler? Hafız, muhafaza eden, koruyan demektir. Bir de şu büyüklerimizin şöyle bir ifadesi vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kuluna verdiği nimeti iki türlü alır. Bir alır imtihan etmek için. Bakalım kulum ne yapacak, ne diyecek? İki, kul nimetin kıymetini bilmediği için, şükrünü eda etmediği için alır. Eğer Allah Celle Celaluhu imtihan için alırsa,
onu tekrar, hele hele kul imtihanı kazanırsa daha fazlasını verir. Ancak kul Allah'ın verdiği nimeti takdir edip şükretmediğinden dolayı Allah ondan nimeti alırsa kolay kolay bir daha vermez onu. Şimdi Osmanlı'dan, Türk milletinden payitahtlık alındı, halifelik alındı değil mi? Kaç senedir sürünüyoruz, alçak sürünme devam ediyor. Alçak sürünme devam ediyor, örnek olsun diye söylüyorum. Yani Cenab-ı Hak kıymeti bilinmediğinden dolayı bir nimeti alırsa kolay kolay o nimet bir daha geriye gelmez. Peki kıymetli dostlar, şükrün faydalarından bir tanesi de Cenab-ı Hak şükredenlerin mükafatını sıradan mükafat vermez. Aynen sabredenlerde olduğu gibi Ali İmran suresinin 145. ayeti kerimesiyle 144. ayeti kerimelerinde ve seyyecizillahu şakirin ve senecizi şakirin, yani şükredenlere biz mükafatlarını bol bol vereceğiz diyor. Cenab-ı Hak herkese mükafat verecek ama şükredenlere vereceği mükafatı özel olarak bol bol vereceğini zikretmektedir Kur'an-ı Kerim'de. Eleysallahu bi'a'leme bi'şşakirin. Kullarım, bakın ben Allah'ım diyor. Ben şükredeni bilir miyim, bilmez miyim? Siz söyleyin. Kim Allah'a şükrediyor, kim şükretmiyor? Bunu Allah bilmeyecek de kim bilecek? Dolayısıyla kullarım, ben sizden kim ne kadar şükrediyor, verdiğim nimetleri kim ne kadar takdir ediyor, ben bunları biliyorum, ona göre değerlendireceğim. Kıymetli dostlar, büyükler dediler, diyorlar ki el-afiyetu ma'a-şükri hayrun minel-belâi ma'a-sabri. Bir insan bela olur, sabreder. Bir başka insanın da nimetleri var, şükreder. Elbette belaya sabretmek bir özelliktir, bir meziyettir. Fakat diyorlar ki nimetlere sahip olup da gerçekten şükredenin mükafatı belalara sabredenin mükafatından az değildir. Halbuki belalara sabretmek gerçekten zordur. Allah hepimize sıhhat afiyet versin. Ondan dolayı biz her zaman Cenab-ı Hak'tan ne isteriz? Sıhhat ve afiyet isteriz. Dolayısıyla afiyeti kaybolan bir insan, yani sıkıntı ve belalar içerisinde olan insanın dengesi kaybolur. Buna rağmen sabrederse mükafatı büyük olur. Peki belalara sabreden insanın elde ettiği mükafat büyüktür de nimetlere şükreden insanın mükafatı belalara sabreden insanın mükafatından geri değildir diyor alimler. Peki kıymetli dostlar, ne yaparsak biz Cenab-ı Hakk'a şükretmiş oluruz? Ne yaparsak Cenab-ı Hakk'a, nasıl davranırsak Cenab-ı Hakk'a şükretmiş oluruz? Şimdi birincisi, şükrü şöyle bir tarif edeyim. Bu tam şükrü tarif etmenin yeri geldi. Şükür ne demektir? Bu tarif çok önemlidir kıymetli dostlar. Çünkü bu tarifi anlarsak biz ne yaparsak şükretmiş oluruz, anlaşılmış olacak. Başka bir ifadeyle isterseniz önce bir soru sorayım. Mesela ben tesbihi elime alsam, evin bir köşesine çekilsem, Ya Rabbi şükür, Ya Rabbi şükür, Ya Rabbi şükür, Ya Rabbi şükür, sabaha kadar Ya Rabbi şükür desem, 1000 defa, 5000 defa Ya Rabbi şükür desem, ben çok iyi şükreden bir kul sayılır mıyım? Yani şükür, Ya Rabbi şükür demekle mi gerçekleşir? Bunu çok söyleyen çok şükrediyor, az söyleyen az şükrediyor, böyle midir? Bakalım şimdi. Şükrün tarifi şudur. Sarful abdi cemi'a ma un'ime aleyhi ila ma hulika leh. Allah Celle Celaluhu kuluna bir sürü nimet vermiştir. Allah'ın verdiği nimeti, Allah ne için verdiyse onu orada sarf etmek şükürdür. Allah'ın verdiği nimeti ne için, hangi maksatla verdiyse onu orada kullanmak şükürdür. Tersi küfürdür, yani nankörlüktür. Mesela Allah Celle ve Ala Hazretleri bize ayağımızı ne için verdi? İşimize kullanalım, camiye gidelim, sohbete gidelim, cihada gidelim diye vermiştir.
Yanlış söylemedim değil mi arkadaşlar? Allah Celle Celaluhu ayağımızı bize, işimize gidelim, camimize gidelim, ilme irfana gidelim, sohbete gidelim, zikir meclislerine gidelim, cihada gidelim diye vermiştir. Dolayısıyla bir insan cihada gitmek için kalktı, gidiyor. Eline tesbihle ya Rabbi şükür şükür demiyor ama o insan ayaklarının nimetini ödemiş oluyor mu, şükretmiş oluyor mu ayak nimetine? Etmiş oluyor. Camiye gidiyor, sohbete gidiyor. Efendim bu insanın ayağını burada kullanması şükür sayılır. Tersine kullanırsa küfür olur. Mesela ayaklarıyla meyhaneye gidiyor, kumarhaneye gidiyor, dedikodu meclislerine gidiyor, gıybet meclislerine gidiyor. Efendim Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı meclislere gidiyor. Bu ayaklar maksadının dışında kullanılmış oluyor. Gelelim dilimize. Allah bize dilimizi niçin verdi? Meşru şekilde maksadımızı ifade edelim, kelime-i şehadet getirelim, Kur'an okuyalım, kendisini zikredelim diye ve buna benzer şeyler için verdi. Dilimizi buralarda kullanırsak, ya Rabbi şükür desek de demesek de bu şükür sayılıyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı yerlerde kullanırsak o zaman bu küfür dediğimiz nankörlük oluyor. Şimdi Cenab-ı Hak kula verdiği bütün nimetleri, ben bir ayaktan misal verdim, bir de gözden misal verdim. Bir de ortadan misal vereyim, bir de kalpten misal vereyim. Kalbi Cenab-ı Hak bize ne için verdiyse onu orada kullandığımız takdirde şükür olmuş olur. Değilsen küfür yani nankörlük olmuş olur. Peki biz nasıl gerçekleştirebiliriz şükrü? İşte evvela takva ile gerçekleştirebiliriz. İbadetle gerçekleştirebiliriz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bedir muharebesinde Allah Müslümanlara yardım etmişti. Onu anlatıyor. Diyor ki وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ Bedir muharebesinde siz azdınız. Allah size yardım etti. Üçte birdiniz. Düşmanlarınızı perişan ettiniz. 70 tane gavur geberttiniz. He şimdi durun bakayım. Siz azdınız. Ben size yardım ettim değil mi? فَاتَّقُوا اللّٰهُ Allah'tan korkun. Takvaya bürünün ki لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Şükredersiniz. Eğer takva olmazsa şükredemezsiniz. Bir insanın kalbinde takva olmadıktan sonra kalbiyle şükretmiş olamaz. Kalbin vazifesi yerine gelmiş olmaz. Kıymetli dostlar, kalbin takvası nedir diye sorarsanız hepinizin anlayacağı, hepinizin çok böyle eğmeden büyümeden çok kolay bir şekilde anlayıp anlatabileceğiniz şey nedir? Takva, kalpte Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz saygıdır. Kalpte Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz saygıdır. Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz saygı arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın kendisini görmeyiz ki nasıl saygı duyalım? Kalpte duyduğumuz saygı, ezana duyduğumuz saygıdır, harama duyduğumuz saygıdır, Allah'ın emir ve yasaklarına duyduğumuz saygıdır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, takva nasıl gerçekleşir sorusunun birinci cevabı, affedersiniz, şükür nasıl gerçekleşir sorusunun birinci cevabı takva ile gerçekleşir. İnsan önce şükür kalpten başlar. Kalpte ne olması lazım? Allah'a karşı saygıda kusur olmaması lazım. Başka ne ile gerçekleşir? Kıymetli dostlar, şöyle bir hadis-i şerif vardır. Bir insan sabahladığı zaman bütün organları üzerinde sadaka vermesi lazım. Her birisi sağlıklı çalışıyor diye. 300 küsür tane de mafsal var insanda. O zaman her sabah, her gün 300 küsür tane sadaka vermesi lazım. Bunun altından kim kalkabilir ki? Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanallah demek bir sadakadır, Elhamdülillah demek sadakadır, La ilahe illallah demek sadakadır. Bir de buyuruyor ki sonunda, bir insan kalkar da iki rekat şükür namazı, iki rekat kuşluk namazı kılarsa, o günün şükrünü ödemiş sayılır, eda etmiş sayılır. Demek ki bir insan, sabah ile öğlen arasında, öğlene 45 dakika kalıncaya kadar kılınan kuşluk namazını samimi bir duygularla kıldığı zaman o eklem yerleriyle ilgili, organları ile ilgili, sağlıklı olmaları ile ilgili şükrünü eda etmiş olur kıymetli dostlar. Bir de şükredebilmek için Cenab-ı Hakk'a yalvarmak lazım. Nasıl yalvarmak lazım? Meşhurdur malumunuz. Ben de bütün dualarımda mutlaka bunu yaparım. Hazreti Muaz radıyallahu anh efendimize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Muaz vallahi ben seni seviyorum dedim. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah ben de seni seviyorum.
ey Muaz, ben seni seviyorum. Ben sana bir takım tavsiyelerde bulunacağım. Bir, her namazdan sonra Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Bu duayı bırakma dedi. Ben seni seviyorum, Allah'ı seni seviyorum. Her namazdan sonra bu duayı bırakma dedi. Nedir bu dua? Allah'ım, seni zikretmek üzere ve sana şükretmek üzere ve sana güzel kulluk yapmak üzere bana yardım eyle. Demek ki Allah'a karşı şükür görevimizi yapabilmek için Allah'tan yardım istemek lazım. Bu hadis-i şerifi dostlar ben öğrendiğim günden bugüne kadar Allah'ın izniyle her namazdan sonra elimi kaldırdığımda bu duayı yapmaya çalışıyorum. Size de tavsiye ederim. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini yeminle ifade ettiği Hazreti Muaz'a bunu tavsiye ediyor. Allah yardım ederse biz bunu becerebiliriz. Allah yardım etmezse biz bunu beceremeyiz. Kıymetli dostlar, bir de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini düşünmek suretiyle şükür gerçekleşebilir. Mesela Nahl suresinin 78. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allahu ahrecekum min butuni ummahatikum. Kullarım, annelerinizin karınlarından sizi insan olarak, mütekamil uzuvlar olarak Allah çıkarttı sizi. Annenizin rahminden çıktığınızda hiçbir şey bilmezdiniz. Ancak Allah size kulaklar verdi, gözler verdi, kalpler verdi. Gözlerinizle göre göre, kulaklarınızla duya duya, kalbinizdeki duygularla da onları birleştire birleştire konuşmaya başladınız, duymaya başladınız. Kalbiniz de tefekkür etmeye başladı. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Göz, kulak ve kalbinizi size verdim ki şükredesiniz diye. Demek göz gördüklerinden, kulak işittiklerinden, kalp de bütün bunların birikiminden ne yapmaya başlıyor? Tefekkür etmeye başlıyor. Allah'ın nimetlerini görüyor. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Kulak ne işe yarayacak? Göz ne işe yarayacak? Kalp ne işe yarayacak? Üçü birden bizi nereye götürecek? Tefekkür ve şükre götürecek. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisi وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsan bunları sayman mümkün değildir. Dün akşam bir grup hoca efendi misafirim idim. Orada onlarla da paylaştım. Bir profesör yıllar sonra bir öğrencisiyle karşıya geliyor. Karşılaşıyor bir yerde. Birbirlerine sarılıyorlar, kucaklıyorlar. Nasılsın evladım, iyi misin dediğinde biraz sohbetten sonra diyor ki öğrencisi profesör hocasına diyor ki hocam dünyada ekonomik açıdan hiçbir sıkıntım yok. Ancak sağlık açısından bir sıkıntım var. Ağzımdaki tat alma hissimi kaybettim. Ağzıma ekmek koymamla toprak koymam arasında fark yok. Baklava koymamla elma koymam arasında hiçbir fark yok. Ağzıma koydum odun gibi, toprak gibi hiçbir şeyin tadını almıyorum. Diyorum ki dünyada dikili bir taşım olmasa yeter ki sadece içtiğim suyun tadını alabilsem, ağzıma koyduğum lokmanın tadını alabilsem inan ki hiçbir şeye gözüm yok. Cebimde para olmasın ama içtiğim suyun tadını alabileyim diyor. Halbuki kıymetli dostlar, aklımızın köşesinden geçmez. Değil mi? Yani ekmeği koyduk, ekmek tadını aldık. Elmayı koyduk, elma tadını aldık. Armutu koyduk, armut tadını aldık. Suyu koyduk, su tadını. Çay içtik, çay tadını aldık. Bunların fark edilebilmesinin büyük bir nimet olduğunu insan ne yapmıyor? Düşünemiyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Daha önce örneğini vermiştim size hatırladığım kadarıyla. Göz kapakları çalışmayan birisi de buna benzer bir şey söylemişti. Büyüklerinden birisiyle karşılaştığı zaman hocam demiş, ben hiçbir sıkıntım yok. Bir sıkıntım var. Göz kapaklarımın kasları çalışmıyor. Devamlı göz kapaklarım kapalıdır. Birisine bakacağım zaman elime kaldırıyorum, bakıyorum, bıraktığım zaman düşüyor. Yani dünyada benim 5 kuruş param olmasa ama bu sıkıntıda da olmasam demiştir. Göz kapaklarının inmesi çıkması yani kasların çalışması kimin aklından geçer ki bu bir nimettir? Evet.
Demek ki Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini bir saymaya kalksak saymamız mümkün değildir. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yeşkurullâhe men la yeşkürin nâs buyuruyor. Yani bir insan insanlara teşekkür etmiyorsa Allah'a da teşekkür etmez. Yani insan ya efendim şükreden birisidir, insanlara, kendilerine insanların yaptığı iyilikler karşısında minnettar olur, teşekkür eder. İnsanlara teşekkür eden Allah'a da teşekkür eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şerifinde size birisi iyilik yaparsa cezakallahu hayra desin. Yani size birisi iyilik yapınca ne yapacaksınız? Cezakallahu hayra. Yani Allah bunun karşılığını sana mükemmel bir hayır olarak versin. Yani senin bu iyiliğin karşılığını ben vermeye kalkarsam beceremem. Ama Allah verirse tam verir. Cezakallahu hayra. Bu çok güzel bir duadır kıymetli dostlar. Buna ağzımız alışsın. Bir insan kendisine yapılan iyiliğe cezakallahu hayran derse onun karşılığını ödemiş sayılır. Çünkü ben bunu beceremem. Allah verirse tam verir. Hem de öyle musluğu kısa kısa değil de vanayı aça aça verir. Dolayısıyla sen de buna layıksın anlamına gelir. Kıymetli dostlar, bir insan şükredebilmesi için biraz kendisinden aşağıdakilere bakması lazım. Kendisinden aşağıda olanlara bakan insan şükreder. Yukarıda olanlara bakan nankörlük yapar. Şimdi yolda giderken seyrediyoruz trafikte, yaya gidiyoruz. Yaya giderken arabayla seyreden direksiyondaki kişilere bakarsak be adamın arabası var be, basıyor gaza gidiyor. Biz de talim ediyoruz. Alçak sürünmeyle gidiyoruz deriz. Hiç şükür aklımıza gelir mi? Gelmez. Peki bir de biraz ileride bir adamın yerde yattığını, sürüne sürüne gittiğini, ayaklarının çalışmadığını görsek, ne gelir aklımıza? Ya iyi ki bizim ayaklarımız varmış be. Adam ayakları yok, çalışmıyor, sürünüyor. Onu görünce ne deriz? Oh be, adamda ayak yok, bizde ayak var. Bizde ayak olduğunu ne zaman anlarız? Direksiyonda kaliteli bir arabayla giden adama baktığımız zaman anlamayız onu biz. Biz ayağı olmayanı gördüğümüzde ayağımızın olduğunu anlarız. Ve bunun bir işe yaradığını anlarız. Kıymetli dostlar, günlük söyleyeyim şimdi. Son zamanlarda ülkemizin içerisine girmiş olduğu değişik vesilelerle sıkıntıda birçok esnafımız, her bir kardeşimiz ekonomik durumunda ciddi imtihanlardan geçiyor. Bu imtihanlardan geçerken bir kısmı günahlarımızın cezasıdır. Bir kısmı da bir imtihandır elbette. Ama ben şunu söyleyeceğim. Diyelim ki benim 20 lira vardı. Bu piyasa şartları benim 20 lirayı düşürdü 10 liraya. Ay, 20 lira düştü 10 liraya. Nereyi görüyoruz? Düşen kısmını görüyoruz. Kalan kısmını görmüyoruz ki. Kardeşim bak 10 lira diyorsun değil mi? 10 lira diyorsun. Bu 10 lirayı bir takdir et bakalım. Kardeşler, dostlar. Şöyle filmi bir saralım geriye doğru. İstanbul'a geldiğimizde neyimiz vardı? İstanbul'a geldiğimizde neyimiz vardı? Bugün geldiğimiz nokta, bulunduğumuz noktayı İstanbul'a geldiğimiz zaman hayal ediyor muydum? Bize deseler ki sen şu noktaya geleceksin inanır mıydın? İnanmadığımız noktalara geldik ama insanoğlu iyilikleri kolay unutuyor. Efendim 20 lira düştü 10 lira ay! Güneş desene niye ay diyorsun? Niye ay diyorsun? Güneşi niye unutuyorsun? İşte burada ne vardır kıymetli dostlar? İnsan daima şükredebilmesi noktasında efendim bir kendisinden daha aşağıda olanlara bakacak. Afiyet noktasında bir insan sahip olduğu sağlık ve sıhhatin, afiyetin kıymetini bilebilmesi için sağlığını kaybedenlere bakacak. Bu sene içerisinde bir arkadaşımızın rahatsızlığı sebebiyle Bakırköy Akıl Hastanesi'ne gitmek mecburiyetinde kaldık. Kardeşimizi ziyarete gittik. Şimdi Bakırköy Akıl Hastanesi'ne gidip o
efendim kulübelerde etrafı tellerle, tel örgülerle çevrilmiş alanların içerisinde fiziki yapısı yerinde ama aklını kaybeden insanların o tavır ve davranışlarını gördüğümüz zaman bizde akıl olduğunu ve aklın da büyük bir nimet olduğunu çok iyi anlıyoruz. Çok akıllı, ilim ve irfan sahibi bir arkadaşımız dengelerini kaybetti. Onu da tımarhaneye götürdük. Yani daha önce kürsülerde vaaz eden vaiz, efendim şimdi tımarhanede deli muamelesi görmeye başladı. Yani bunun gelmesi gitmesi çok zor bir şey değildir. Allah Celle Celaluhu karar verdiği zaman olay bitiyor. Kısacası bela ve sıkıntı içerisinde olan insan ne yapması lazım? Yukarıdakilere bakarak konuşmayacak. Aşağıdakilere bakarak konuşacak ve değerlendirme yapacak. Bu insanın şükretmesine ciddi manada yardım etmiş olur. Bir de kıymetli dostlar, biz neyiz? Bu sorunun cevabını çok iyi bilmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kelime-i şehadetine diyoruz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Arkadaşlar, abduhu ne demek? Allah'ın kulu. Kulu biraz daha açıklayalım. Dostlar, eskiden ne vardı? Kölelik vardı, doğru mu? Kölenin Arapçası abd'dir. Kardeşler, hepimiz Allah'ın kölesiyiz. Kölenin sahibi Mevlası'dır. Köle bir maldır, sahibi Mevlası'dır. Satar onu. Hepimiz Allah'ın nesiyiz? Kölesiyiz. Şimdi bunu teyit bakımından kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle hasır üzerinde yatınca yanağın üzerinde hasır izleri belli oldu. Hazreti Ömer Efendimiz görünce dedi ki ya Resulallah, Kisra kafir olduğu halde, Allah'a isyan ettiği halde şöyle deptebeli deptebeli saraylarda yatıyor. Biz de kendi aramızda imkanlar temin edelim, sana da güzel bir yatak bulalım. Rahat yatakta yatasın dedi. Ne dedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Efele ekûne abden şekûra. Ben ona değil be. Ona ümrenmiyorum. Ben Allah'a şükreden bir köle olmak istiyorum. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kullandığı ifade, ben Allah'a şükreden bir köle olmak isterim. Kıymetli dostlar, şükür görevini yapabilmek için insan önce haddini çok iyi bilmesi lazım. Yani bir köle olduğunu, Allah'ın kölesi olduğunu bilmesi lazım. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri yiyiniz, içiniz efendim ama israf etmeyiniz buyuruyor. Peki yediren kim, içiren kim? Yani köleyi yediren, içiren efendisidir. Yani o bütün her şeyini üstleniyor. Arkadaşlar bizim yediğimizi, içtiğimizi her şeyle yediğimiz aletlerle beraber hepsini üstlenen Allah Celle ve Ala Hazretleridir. Şimdi şöyle toparlayalım o zaman. Bir insan Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine şükreden bir şakir olduğu takdirde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kulundan razı olur. İki, onu azaptan emniyet içerisinde kılar. Üç, kendisine verdiği nimetleri artırır. Dört, kendisine vereceği mükafatı bol bol kılar. Normal bir ibadete verdiği mükafattan daha fazlasını verir. Dolayısıyla bela ehli sabrettiği zaman nasıl mükafatını sınırsız veriyorsa Allah Celle ve Ala Hazretleri nimet içerisinde olup gerçekten şükreden insana sabreden, belalar karşısında sabreden insana verdiğinden daha azını vermez buyurulmuştur. Burada bizim için çok önemli olan nokta şurasıdır. Şükür noktasında geçmişi unutmamak. Geçmişi unutmamak. Bu konuda şöyle son birkaç dakikanızı alacağım. Duha suresini hatırlayın. Vadduha velleyli izâ secâ diye hatırlayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ara vahiy kesilmişti, gelmemişti. Müşrikler Muhammed Mustafa'ya Allah'ı darıldı, kızdı ona demeye başladılar. Efendimiz'i bu sözler çok üzdü.
Bunun üzerine Vedduha suresi indi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak, ben Rabbin sana kesinlikle yemin ediyorum, kızmamıştır ve seni terk etmemiştir. Habibim, ahiret senin için dünyadan çok daha hayırlıdır. Ben sana ahirette vereceğim de vereceğim, vereceğim de vereceğim. Sen diyeceksin ki Allah'ım tamam ben razı oldum, Allah'ım tamam ben razı oldum, başka hiçbir şey istemiyorum deyinceye kadar ben sana vereceğim. Burada ne söylemişti? Gerçek ümmetimden birisi cehennemde varsa ben razı oldum demeyeceğim. O da çıktıktan sonra diyeceğim. Yine bizi orada unutmadı elhamdülillah. Ona salat ve selam olsun, sonsuz salat ve selam olsun. Şimdi kıymetli dostlar bakın, Allah Celle Celaluhu kendi terbiyesiyle yetiştirdiği peygamberine ne diyor orada? Vedduha suresinde ne diyor sonunda? Elem yecidke yetimen feava. Ya Muhammed, sen yetim değil miydin? Unutma bak, yetimdin sen. Çok geride kaldı o günler. Unutma ya Muhammed. Sallallahu sen yetim değil miydin? Ben sana sahip çıkmadım mı? Dedenin gönlüne, amcanın gönlüne, süt annenin gönlüne, etraftaki insanların gönlüne, sana karşı böyle hepsini seferber edecek bir sevgi koydun mu, koymadın mı? Unutma o günlerini diyor. O yetim olduğun günleri unutma. Sonra ne diyor? وَوَجَلَكَ ضَالًا فَهَدَى. Habibim, sen anadan, babadan yetim ve öksüz olarak büyüyen bir çocuktun. Mektep, medrese görmedin. Bir öğretmen önüne diz çökmedin. Çobanlık yaptın, ticaret yaptın. Bir şey bilmiyordun ki sen. Şimdi bildiğin bunca ayetleri, bunca hikmetli sözleri sana kim öğretti? Ben öğrettim. Sen bir yetimdin, bir öksüzdün. Şimdi bir peygambersin. Bak, o günleriyle bugünler arasını unutma. Hiçbir şey bilmediğin günlerden şimdi bütün beşeriyetin muhtaç olduğu bir hidayet, bir kılavuz rehberisin sen. O geçmişle bu aradaki farkı gör. Sakın unutma o geçmişle bu aradaki farkı. Cenab-ı Hak peygamberine neyi hatırlatıyor? Yetim olduğu günleri hatırlatıyor. Neyi hatırlatıyor? Bu bilgilerden, peygamberlikten mahrum olduğu günleri hatırlatıyor. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Elinde avucunda hiçbir şeyin yoktu be. Habibim, elinde avucunda hiçbir şeyin yoktu. Ama Allah seni kimseye muhtaç kılmayacak varlık ve imkan sahibi kıldı. Buradan sonrasını biraz sessiz söyleyeyim isterseniz. Vallahi maddi açıdan Peygamber Efendimiz hiçbirimiz kadar zengin değildi. Maddi açıdan hiçbirimiz kadar zengin değildi. Sahip olduğu zenginlikler açısından Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki sen doğduğun zaman küçüklüğünde hiçbir şeyin yoktu. Fakirdin. Ben seni zengin kıldım. Aradaki farkı unutma diyor. Ona aradaki farkı unutma diyorsa biz neler yapmamız gerektiğini herkes kendisi düşünsün. Kıymetli dostlar, işte son sözlerimde bunu söylemiş oluyorum. Allah Celle ve Ala Hazretleri Habibine şükreden, iyi şükreden bir şakir olması noktasında yetimliğini, ilimden irfandan mahrum olduğu günleri, fakr-ı zaruret içerisinde Mekke'de kıvrandığı günleri unutmamasını efendim hatırlatıyor. Aslında ben diyorum ki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri zaten Habibini, kalbini bütün güzel duygularla bezendirmişti. Dolayısıyla o bunları unutacak bir insan değildi. Ancak Kur'an'da Cenab-ı Hak ona bunları hatırlatan sözleriyle, ayetleriyle bakın ben sevgililer sevgilisine, peygamberime bile bunu hatırlatma tabiri caizse ihtiyacı duyuluyorsa siz bunu çoktan hatırlamanız lazım. Buna çok ihtiyacınız vardır diyerek bu işin ciddiyetini daha iyi kavramamız noktasında bu sureden biz ders almamız lazım. Son olarak Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi kendisine şükreden şakirlerden eylesin. Nankörlükten her birimizi muhafaza eylesin diyorum. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha.